Karan Bey de işi büyütmeseydi. Ne güzel kapanacaktı mevzu. Şimdi Aziz Bey'e kadar çıkacak. Karan kafayı gömmese senin sesin daha iyi çıkmayacaktı yani, öyle mi? Ya koca avukatla ben nasıl baş edeyim Nihal? Yani neyse, şimdi senin de canını sıkmayayım. Ama iş dünyasında oluyor böyle şeyler yani. Ama ben de hakkımı aradım. Hı. 2 saat erken çıkıyorum lan dedim. Aziz Bey de duymuştur diyorsun. Yani benim sözümün ne kadar eziklendiğinden haberdar. Çok teşekkürler Salih ya. Bu bana o kadar iyi geldi ki. Nihal, ben kavgacı biri değilim ki. Ben sana kavga etme diyorum. Ya biraz gururlu ol ya. Gururun yok mu senin ya? Var Nihal. Ama hayatımda önceliklerim de var. Sen varsın. Yani evleneceğiz, yuva kuracağız. Sorumsuzca davranamam. Hmm. Sen de köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyorsun yani. Ne güzel ya. Benim ömrüm bu köprüde yürümekle geçecek desene. Yani öyle olacak. Yani bir bakıma öyle yapmak lazım. Salih bak ne diyeceğim. Sen hayatını bana göre kurma. Ya yarın ne olacağı belli değil. Yani hayat ne getirir, ne götürür. Hayatın estiğine göre savrulacağız. Öyle mi diyorsun yani? Ya. Ya hemen özlü sözlere geçme, öyle demiyorum. Bak Meral aradı nişan için. Nişan tarihini bir an önce belirleyelim ki insanların kafası rahatlasın.